Eşime yani kaçmadan önce tek bir kelime söyledi. Beni dövmezsin yani. Babam annemi dövdü gibi. Bana dedi ki çocukları yurda vereceksin dedi. Sokakta kaldığım için gidecek bir yerim olmuyor. Dedim bıraksam bu suyun akışına kendimi. Ne olur? Bir şey olmaz. Ölür gidersin. Büyük bir kriz, sinir krizi geçirmişim. Ve annem beni öldü sanmış. Cenazeme iki oğlum bir kardeşim gelemez. Paylaş Benimle Evinde konuklarımızı ağırlamaya ve onların hayat hikayelerinde omuzlarında bir er gibi destek olmaya devam etmek istiyoruz. Bugün Fatma Taşdelen bizimle birlikte olacak. Fatma Taşdelen erken dönemde babasının annesine uyguladığı şiddetle beraber büyüyor. Büyüdüğü dönemde babasının iş yerine gelen birine aşık oluyor ve onunla evleniyor. Ve beni bundan sonra annemin yaşadığı gibi dövmezsin değil mi diye soruyor. Bu sözü aldıktan sonra evleniyor ama evlendikten sonra şiddet başlıyor. Eşi Fatma'ya artık bu ev için para kazanacaksın diyerek onu fuhuşa zorlamaya başlıyor. Fatma uzun yıllar boyunca buna direniyor ama bunu yaşarken de çok ağır hikayelerden geçiyor. Yaşadıklarının acısıyla beraber hem kanseri hem de psikiyatrik hastalıkları yaşıyor. Ben çok sustum. Buraya konuşmaya geliyorum dedi. Fatma'yı karşılıyoruz Paylaş Benimle. İlk hatırladığım ev köy. Köyde bir gece kondu. Küçük bir aile. 5 kardeş. Allah rahmet eylesin babam. Anneme karşı şiddeti vardı. Onların içinde büyüdük. Daha doğrusu o şiddetin içinde büyüdük. Babam annemi fena döverdi. Hamile falan demezdi. Korkar kaçardım. Diğer kardeşlerim bebekti. Yani en büyükleri ben olduğum için. Onlar daha bebek olduğu için ben kaçardım. Annem ne zaman dövmeyi bıraktığı zaman eve gelirdim. Hani çünkü babamla korkardım. Aslında gücüm yetmiyordu. Yani hani annemi kurtarmak isterdim ama o güç olmuyordu. Çok büyük korku vardı. O korkudan dolayı hiç annemi kurtaramadım mesela babamın elinden. O hep üzmüştür beni. Of Fatma, yani bir çocuğun kurtarıcı olarak kendini görmesi. Çünkü çaresiz bırakıyoruz ya çocukları. Üstüne bir de kurtaramadığı için üzülmesi. Çocuksun yani. Hani aslında buna maruz kalmak zaten başka bir psikolojik şiddet ya. Oradaki fiziksel şiddetin yanı sıra. Tabii orası sizin eviniz, dünyanız. Şiddet bittiğinde haliyle sen de evine geri dönüyorsun o yaşlarda. Nasıldı sizin anne kız ilişkiniz, nasıldı? Çok iyi. Benim annem dünya tatlısı insandır. Onu çok seviyorum. Anne kız ilişkisi yok bizde. Arkadaş ilişkisi var. Ben annemle her şeyi paylaşabiliyorum. Çocukken de annemle paylaşabiliyorum. Çünkü annemi hatırlayan, o halini hatırlayan ben varım. O yüzden annemi daha iyi anlayabiliyorum. Annemle aramdaki ilişki çok başka. Hamileyken şiddet gösteriyor annene baban. Evet. Ve annenin doğumuna eşlik ediyorsun sen. Neredeyse doğurtuyorsun hatta. Yani 9 ay boyunca zaten annem babam annemi hani sürekli dövüyordu. Annen orada ağlıyor. Baba vuruyor. Görmek istemiyorsun, kaçıyorsun. Aslında kaçmak da istemiyorsun. Yardım etmek istiyorsun ama olmuyor yani. Bu sefer çaresizlik başlıyor. Yani o şiddet içinde aslında benim babam da şiddetin içinde büyümüş. Kardeşleri tarafından aslında zamanında. Babam da o şiddetin içinden geldiği için o şekilde yetişmiş. Ve o şekilde de gitti. Babası tarafından şiddet gören ya da babası annesine ya da diğer aile fertlerine şiddet gösteren bir çocuğun duyguları karmakarışıktır. Çünkü bu hayatta hem baba güvenine, sevgisine ihtiyaç duyar, hem de babasından bu kadar korkarken ya da onun şiddet gösterdiğini görürken o babadan uzaklaşır. O yüzden çocukların erken dönemde görmeye ihtiyaç duyduğu o sevgiyi, güveni onlara vermek için onlara iyi bir modelde olmamız gerekir. Olmayan bir çocukluk, yani bir genç kız var ama yok. Çünkü 13 yaşında, 14 yaşında, 12 yaşında olmayacak şeyleri yaşadık. Yani bir çağımız değildi bizim.
Çocukluktan, ilk gençlikten senin hiç fotoğrafın yok. Fotoğraf çektirmek gibi bir lüksümüz yoktu. Öyle bir, ona ben bir lüks derdim eğer olmuş olsaydı. Hı-hı. O yüzden yok. Keşke olsaydı. Ve fotoğraflar aslında bizi acı da olsa, huzurlu da olsa kendi çocukluğumuzla buluşturan şeyler. Evet. Ne bileyim bir işte bazen bir kitabın arasına sıkıştırır, bazen bir fotoğraf albümünde eskir ya da bazen bir duvara asarız ya işte çerçeve edip. Kendi hayatımıza bakmamızın da bir yolu, bazen kendimizle konuşmamızın da bir yolu aslında bu baktığınızda. Hayatına bir fotoğraf eklensin istiyoruz o zamanlardan. Senin elinden çıkma bir fotoğraf eklensin çocukluktan, gençlikten. Anlatacağım sana. Bu evde sadece sohbet etmiyoruz. Yaşadığımız, çizdiğimiz, ürettiğimiz, konuştuğumuz, seslendiğimiz çalışmalar da yapıyoruz. Seni şimdi o çalışmalardan birine davet edeceğim. Gel odamıza geçelim birlikte. Fatma, kendi çocuklarını bu dünyada karşıladığı dönemleri daha çok buruklukla, acıyla ve yarım kalmış anılarla hatırlıyor. Fatma, kendi çocukluğunu ve büyüme hikayesini de aynı anılarla hatırlıyor. Tamamlanmamış bir çocukluktan sonra yalnız bırakılmış anne oluş süreçleri var. Fatma'nın bir yıl arayla 3 çocuğu dünyaya geliyor o dönemde. Ama belki de onlarla ilgili duygularını tanımlayabilmesi için önce kendi çocukluğunu da tanımlayabilmesi gerekir. Fatma'nın hiç çocukluk fotoğrafı yok. O anılara bakarak hatırlayamıyorum diyor. Biz bugün paylaş benimle evinde ona bir çocukluk fotoğrafı, onun çizdiği bir çocuk fotoğrafı hediye edebilelim istiyoruz. Bu yüzden de onun seçtiği anıya gidebilmek için Fatma ile beraber bir fotoğraf yaratmaya gidiyoruz. Fatma. Efendim. Hiç çocukluk fotoğrafın yok. Hiç gençlik fotoğrafın yok. Bu evden sana senin ellerinden çıkmış bir fotoğraf hediye edelim istiyoruz. Bunu yaparken de nasıl çizdiğinle hiç ilgilenmiyoruz. Herkes iyi resim çizmek zorunda değil. Herkes iyi fotoğraflamak zorunda da değil. Ama hissettiğini yansıt, bize yeter. Acınla, huzurunla. O nasıl bir fotoğraf olurdu? Dök lütfen. Çocukken bir sofra hatırlıyorum. O sofrayı çizeceğim. Tamam. Ben o sofrayı hiç unutmadım. Ekmeğe salça sürüp yerdik Gökhan Bey. Bazen zeytinyağı sürerdik, zeytinyağı bandırıp yerdik. Bir çocukluk fotoğrafı, şöyle bir fotoğraf, ama bana sen anlat, biraz anlattın ama bütün haliyle anlat, ne var burada? Hatırladım, bu bizim köpeğimiz Sarı, akıllı ve çok zeki bir köpeğimiz vardı, hatta bizi koruyan bir köpeğimiz vardı. Soframız, demiştim size çok yoksul bir aileyiz, fakir bir aileydik, gecekonduda yaşayan bir aileydik. Ekmekle salçayı çok yerdik. Bazen yağ batırırdık ama salçayı çok yerdik. Ekmeğimiz ve salçamız sofrada. Ben buradayım. Buradasın. Aynen. Bu en küçük kardeşim. Bu ondan sonraki kardeşim. Kız kardeşim. Kız kardeşim, seni çok seviyorum bacım. Saçlar o zaman dağınıktı. Bu da erkeklerin en büyüğü. Tamam. Bu da tam olarak anlatamadığım için yazarak, bu duvarda asılı işte ceketlerimiz, hırkalarımız duvarda asılı, bu öyle bekliyor. Bu da annemin doğum yaptığı yatak.
Bütün anlarıyla, anılarıyla 12-13 yaşlarından bir çocukluk fotoğrafın olsa evde bu fonla, bu sofrayla, köpeğiniz sarıyla tam da böyle olurdu anladığım kadarıyla. Evet. Peki bu şimdilik bizde kalsın. Son gün sana teslim edeceğim buluştuğumuzda. Tamam. Ama seninle beraber belki hepimiz de bugün albümlerden bir tanesinden, hani telefon çağındayız artık ama dijital. Ama varsa ailenin fotoğraf albümlerinden bir tanesinden bir çocukluk fotoğrafımıza bakalım. Acı anılar hatırlayabiliriz, keyifli anılar hatırlayabiliriz. Korkuyu, utancı, belki mutluluğu, sevinci, öfkeyi hatırlayabiliriz ama hepsi bizi biz yaptı. Bütün fotoğraflarımız ve anılarımız da bugünkü halimize geldi evet. ki. Belki bir fotoğrafa bakmak için vesiledir bugün. Biz nasıl büyüdük? Bu da senin ben nasıl büyüdüm anın olarak. Şimdilik bizde kalsın ama buradan gitmeden vereceğim sana. Tamam. Hayatında gerçekten çok karanlık bir dönem olarak anlattığın evliliğinin başlangıcı olacak. Birine aşık oluyorsun. Aşık oldum da diyorsun çünkü. Evet. Nasıldı o ilk karşılaşma? Nasıl bir anda o? Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. İnsan hayatında bir kere aşık olur. Şimdi milyonlarca kere her gün aşık oluyorlar ama o aşk başka bir aşktı. Çocukken ilk gördüğün aşk o aşktır. Ondan sonraki aşklar değildir. Gözlerine baktığın ilk an alev alev yanıyorsun, aşık oluyorsun, susuyorsun. Yani aşk susmaktır aslında. Söyleyemiyorsun. O da aşık oldu bana. Kaçtık. Babam vermeyeceği için. Eşime yani kaçmadan önce tek bir kelime söyledim. Beni dövmezsin değil mi? Babamın annemi dövdüğü gibi. Bana tek bir şey söyledi de inandım. Dayak eşeğe atılır dedi. Dayak eşeğe atılır deyince dedim ben eşek değilim. Demek ki beni dövmeyecek. Mizahı bile yapılmaz ama öyle bir şeyle beraber aslında bir sinyal bile veriyor. Dayak yetersizliğin getirisidir. Şiddet insanın kendi yetersizliğinin ortaya çıkışıdır. İnsana, doğaya, hayvana, canlıya. Hani hayatın başlangıcındasın o dönem Fatma evet. ama diğer taraftan senin şartın o. Hani ben evleneceğim ama ben annemin gördüğü şiddeti görmeyeyim. Hayatım böyle yaşanmasın diye yola çıkmış birisin. Kaçtıktan sonra şöyle söyleyeyim. İlk kayınvalidemi gördüğümde dayak olarak şiddet yoktu ilk gün ama çok korktum. Şöyle ben açıktım babamın evinde ve gittiğimde çember başımda uzun kollu pardüse, etek. Bunları üzerimde gördüm. Bunları aldılar bana. Kayınvalidemin önüne diktiler. Ne diye kaçtın oğluma dedi. Ve ertesi gün uyandığımızda gerçek hayatla karşılaştık. Sabah kalkardık, namaz kılardık. Kayınpederime kahvaltıyı hazırlardım. Onu işe gönderirdim kaynanamı. Yalnız rahatsız etmeyeceksin. Evi temizleyeceksin, onu rahatsız etmeyeceksin. O yatacak. Ben çok yoruldum demiştim ona. Yani alışkın değilim ya. Bir şeyler paylaşmak istedim eşimle. Beni çok dövdü. İkinci gün müydü, üçüncü gün mü neydi? Vurduğu gibi kaynanamın önüne düştüm ben. Düşünce şey dedi. Sana hizmetçi getirdim dedi. İstediğin gibi kullan. Ben bunları yaşamış insanım. Farz edin altı sıra fındıklık. Bütün köy fındıklı lomberdin deriz, pat pat deriz. Onlar sürer yani. Benim kayınvalidem benim el kazmayla kazdırırdı. 15-20 günde kazardım ben fındıklı. Ellerimden kan akardı, patlardı ellerim. Kayınvalideme derlerdi, kız yavrum yapma Fatım yapma, günahtır. Bende ses yok, kayınvalide oturuyor ocak dibinde, dinlendiğin zaman devam diyor. Ve bir gün işte biber falan dikiyoruz. Ne yaptı biliyor musunuz? Hani çok affedersiniz, lağım var ya köyde kuyu. O dedi pislikleri alacaksın dedi, tenekeleri de alacaksın dedi, gideceksin biberlerin dibine dökeceksin. 10 litrelik tenekeyi kestim, içine girdim, içine. Onun içine girip daldırdım, gittim biberlerin dibine döktüm. Böyle bir şey var mı? Bu eziyet değil mi? Bu bir insana yapılır mı? Şiddet karşısında sessizleştiriliyorsun aslında. Evet. Çünkü sesin var, sen varsın, buradasın, yanımdasın ama
şiddet karşısında başka bir yerde, başka bir köyde genç bir kız yaşıyor. Millet de, insanlar da diyorsun ya, ah ne çekti, ne eziyet çekti diyor. Ama kimse elini uzatmıyor. Uzatamıyor da belli ki. Yok. Oranın şartları için söylüyorum. Yoksa aslında uzatamıyor'yu kabul etmememiz de lazım. Ben çok dayak yedim ama dayakların hepsi şiddet içeriyordu. Yani hepsi böyle, tamam bu sefer öldürür beni korkusuyla dövüyordu çünkü. En çaresiz kaldığım zaman, hayatımda en çaresiz kaldığım zaman İstanbul'a gittim de o kapıların yüzüme kapandığı zaman. Sen kaçıyorsun oradan. Köyden, evet, şiddet yüzünden kaçıyorum. Kaçtın. Ailenin yanına mı gittin? Ailem, ben Çarşamba köyünde evliyken ailem Terme'deydi. o yüzden ailemin yanına gittim ama, ben ailemin yanına kaçtım ama annem dedi ki, kızım dedi, bak seni bu adam burada bulur. Gittik İstanbul'a. Dayım var, teyzen var, onlara git. Sana yardımcı olurlar dedi. O zaman da yani, telefon yok, bir şey, yani kontrolü vardı o zaman. Babam bindirdi hatta otobüse beni. Kaçman için? Evet. İstanbul'da sokakta kalıyorum. Sokakta kaldığım için gidecek bir yerim olmuyor. Olmadığı için de beni iki tane adam buluyor. İki tane adam buluyor, eve götürüyor. O adamlar da çok büyük bir mafyanın adamları. Beni o gece bir pavyona götürüyorlar. Ağlıyorum yani, masadayım, ağlıyorum. 4-5 kişi karşıda konuşuyor. Bir tane kadın geldi yanıma. Dedi ki, burada ne işin var senin? Dedi, ne yapıyorsun burada? Dedi. Abla dedim, bilmiyorum dedim. Buraya aldılar, getirdiler. Sokaktaydım dedim. Bak kızım dedi. Hiçbir şeyin farkında değilsin, ahsafım dedi. Seni satıyorlar ya dedim. Ben daha çok ağlamaya başladım. Sakın sesin çıkmasın, sus dedi. Bak karşıdaki kapıyı görüyor musun? Görüyorum abla dedim. O kapıyı dedi, ben sana dedi, böyle yapınca gel dedi. Gökhan Bey, gözüm... Yani böyle o kapı var ya, o anda o kapı bana nasıl hani... Böyle cehennem ateşinde yanıyorsun da cennete giriyormuşsun gibi bir kapı geldi. Öyle bir kapıydı yani. Taksiye bindik. Dedi ki şoförü, işte o çalışan kadın artık tanıyor onları. Dedi sür dedi, alabildiğince sür dedi. Bunlar peşimizi bırakmaz. Evine soktu beni, beni duşa soktu. Kızlarıyla tanıştırdı, kahvaltı yaptık. Şimdi zamanla hatırlıyorum da benim yapabilecek bir şeyim, hiçbir şeyim yoktu. Gidecek kapım da yoktu. O yüzden döndüm annemin yanına. Nasıldı senin anne oluş hikayelerin? Ya hep derim Allah beni çocuklarla sınama. Ama çocuklarla sınandım. 3 tane oğlum dünyaya geldi ama hakikaten yoksulluk içinde geldi. Köyde 3 tane çocukla yaşıyorum. Kayınvalidem şehre taşındı. Ve koca dediğimiz o adam ayda 2 sefer, 3 sefer gelirdi. Kışın suyum akmazdı, elektriğim akmazdı. Yiyecek ekmeğim yoktu, yakacak sobam yoktu. Babam eski bir araba almıştı, hiç unutmam. Arabanın arkasına sobayı, odunu, yiyeceği, içeceği doldurur babam. Alır gelirdi yani, annemle ikisi bir yiyecek taşırdı bana. O çocuklara, o bebelere şekerli şerbet içirken neredeydiniz? Elini tavuklarını çalıp çocuklara yedirken neredeydiniz? O sefilli yaşarken neredeydiniz? Kaynana neredeydi? Fatma, bir şey soracağım. Gözünü üstünden ayırmayan kayınvalide, işte görümce neyse, o kadar insan. Sen çocuklarını dünyaya getirirken yalnız mı bırakıyorlar seni? Kimse yoktu. Ben doğuma gittiğimde büyük oğlumu hani bıraktım. Büyük oğlum bir yaşında çünkü. Çocukların arasında bir yaş bile yok. Kayınlar şöyle demişti. Ben doğum sancısı çekeyim arabada. Köyün arabası. Hastaneye gidiyoruz. Çabuk doğru da gel. Ha, çocuğuna bakamam ben senin evde. Yani o anda çocuğu doğurup o çocuğumu alıp köye gitmek istedim. Yani o duruma geldim.
Çocuklarımın doğan dünyaya getirdiğim an gerçekten çok üzücü bir an. Çaresizlik var, gözyaşı var, acı var. Hepsini yaşadığım bir an yani o. Keşke o şekilde olmasaydı. Çok isterdim. Yaşıyoruz bunları. Bugün yalnız bırakılmış çok fazla kadın var. Maddi imkansızlıklarla beraber aile desteği almadan kendi başının çaresine bak denilen, evlenene kadar büyük güzel sözler söylenip de aşk vaatleriyle beraber hayat arkadaşlığı yapılan ama sonra bu hayatın ortasında yalnız bırakılan, şiddet gören, çocuklarıyla beraber kendi çocukluğunu zaten bitirememiş, kendi çocuğuna nasıl bakacağı ile ilgili maddi manevi hayatı keşfetmeye çalışan, ayakta durmaya çalışan çok fazla kadınımız var bu ülkede, yalnız değilsin. Ama diğer taraftan geç kalınmış bir sesi çıkartıyorsun şu anda, başkaları da yalnız kalmasın diye. Yanımda olan hiç kimse yoktu, ben hiç kimseyi hatırlamıyorum. Annem ve babam vardı. Ben zor zamanlarımda annemle babam gelirdi. Köyde çocuklarla aç bırakıldığımız zaman köylüler hani süt getirirdi, ekmek getirirdi. Ben köylülerin tavuğunu kümese girip çalıp çocuklara yedirmiş kadınım. Ve kayınbederim, kaynanam şehirde, ben köyde. Bir ekmek gönderin ya, bir ekmek. Bak benim büyük oğlum bir gün onları bulup köye gittiğimizde dedi ki babaannesine. Babaanne dedi, biz dedi aç kalmışız dedi. Niye bizi aç bıraktınız dedi. Niye hiç dedi ekmek falan gönder. Siz dedi çocuktunuz, o zaman yemek yemiyordunuz dedi. Böyle birbirimize baktık kaldık yani oğluna. Bir gün çıkar geliyor işim. Sana dedi bir şey söyleyeceğim. Buyur söyle dedim. Bundan sonra ben çalışmayacağım, sen çalışacaksın. Ben ekmek getirmeyeceğim, sen getireceksin. Şimdi ben hakikaten o zaman gerçekten çok cahilmişim. Onu anlayamadım. Dedim ki bu nasıl olacak dedim, nerede çalışacağım dedim. Hani çocuklar var, çocukları bırakıp nereye gideyim dedim. Yok ben sana anlatacağım dedi. Bana güzelce anlattı aslında. Sen dedi başka adamlarla birlikte olacaksın. Samsun'a gideceksin. Bu işi yapacaksın. Ben kabul etmedim. Bilenler bilir fındık çubuğunu. Yaştır. Kırılmaz. O yaş fındık çubuğunu kırana kadar vurdu bana. Tabii bağırıyorum, çığırıyorum ama o döve döve eve getirdi beni. Yanlış hatırlamıyorsam kulağımız var. Karşıdan öldürecek. Karşıdan gelen ben elimle yakaladım. Yakalayınca çekti. O yüzden benim elimin avucumun içi buradan buraya kadar kesiktir. O görünce kalbinden sanırım yaraladım zannetti ve bıraktı. Bırakınca çocuklar tabii kalktı, bağırıyor, çığırıyor. Anne baba anneme dokunma, annemin eline geliyor derken köy geldi. Eşimin amcası, hanımı öldür de kurtul. Öldür şu kızı da kurtulsun bari. Her gün ölüyor. Yazık günah değil mi bu kıza? Böyle dövülür mü insan? Hep öyle derlerdi. Yani hani öldür bari de kurtulsun derlerdi. Tabii hiç kimse karışamadı. O eşime karşı gelmek ne mümkün? Yani ona karşı gelmek zor yani biraz. Yarım saat bir süre elimi sardılar, sarmaladılar durdu derken aradan biraz vakit geçti. Akşam oldu, gece oldu. Gece işkencesi bitmedi. Yani onun işkenceleri gerçekten çekilmezdi. Bu kadar, şurada kadar göz altta. Ben dilim içinde bir ay yemek yiyemezdim. O kendi adamlarına dövdürüp karşıdan izleyen bir adamdı. Bu bir işkence ya. Hani sen bu işkence karşısında ne yapıyorsun? Susuyorum. Ne yapabilirsiniz? Bağırsanız da olmuyor, bağırmasanız da olmuyor. Bir dayak yedim ben bir gece. Akşam ezanla başlayıp ertesi gün sabaha kadar çocuk yanımda yatıyor, altına kirletti, karnı aç, ağlıyor, ona bile dokunmama izin vermedi. Sonra aradan 3-5 gün geçti. Şimdi de bak 3-4 gün önce demiş olduğum şey şimdi gene geçerli. Bu işi yapacaksın dedi, sana bu işi öğreteceğim.
yok dediğim halde tokat, yumruk, yani hani nasıl diyeyim, bu şu eziyetti benim için. Onu yapmaması için tamam dedim. Çocukları dövecek, onu da biliyorum. Daha sonra oturdu ve benimle konuştu. Buradan dedi, tıpış tıpış gidiyorsun, VC var meydanda. O VC'ye gir, üstünü başını değiş. Sonra çık dışarıya, biraz kıvırt. İlla ki seni muhakkak biri görür. Talimatlara uydum robot gibi. Geldik VC'ye. Üzerimi değiştim. Aynanın karşısına geçtim ve bakıyorum. Saçlarım açık, utanıyorum. Bir kere her şeyden önce adını koya koya söyleyelim. Bu tecavüzün başka bir boyutu, bu cinsel istismar. Bu aynı zamanda çok temel bir yerde seni buna zorladığı için bir sapkınlık. Bu senin dünyanda yaratabileceği etki açısından travmatik bir deneyim. Burada aslında bir başkasının karanlığı tamamen üstüne düşüyor. Hani o tuvalete giren, üstünü değiştiren, evli, çocukları olan, söylerken kanım donuyor ama ses çıkartmamız lazım. Bir kadınsın sen orada. Nasıl hissediyorsun orada sen kendini? Şöyle söyleyeyim, aklın yok, beynin yok. Akılsızsın, bir şey düşün. Tek düşündüğün şey çocuklar geliyor aklına. Hiçbir şey gelmiyor. Orada üzerimi değiştim, kıyafetlerimi koydum, poşetimi de elime aldım. Ve VC'den çıktım, yürüyorum. Nereye gidiyorum, ne yapıyorum, inanın bilmiyorum. Saf saf yürüyüp de geldiğim nokta bir köprü. Şöyle uzandım baktım, bayağı güldür güldür su akıyor. Dedim bıraksam bu suyun akışına kendimi, ne olur. Bir şey olmaz, ölür gidersin ama ya o çocuklar. Orada ağladım, kendi kendime konuştum derken biri çağırdı. Bayan bakar mısın dedi. İlkin bakmadım. Hanımefendi bakar mısın dedi. Baktım. Buyurun arabaya dedi. Tereddüt ettim açıkçası. Ama bindim o arabaya. Çok korktum. Yani şimdi arabaya bindi, gidiyoruz. Benim adım işte şu. Senin adın ne? Fatma. Şimdi bin bir şey geçiyor aklımdan. Ormana mı gideceğiz, beni bir yere mi götürecek ya da öldürecek mi derken şey dedi, rahat ol. Problem yok dedi, rahat ol. Bak dedi, ben dedi evden çıktım. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. Buraya geldim, hani sanayiye gittim. Burada ne işim var onu da bilmiyorum ama seni gördüm dedi. Hı hı. Yani aklından kötü bir şey geçirmedi. Bir yere dedi, gideceğiz, orada oturup sohbet edeceğiz seninle dedi. Oraya gittik. Neşeli bir beyefendiydi. Bana dedi ki, hadi çay içelim, yemeğimizi yiyelim, ondan sonra dedi, sohbet ederiz. Önce dedi, karınlarımızı doyuralım. Doyurduk karınlarımızı. Sonra şimdi dedi, arkana yaslan, ben de yaslanayım. Sen anlat, ben dinleyeyim. Ne işin vardı orada? Niye ağladın dedi. Hem anlattım hem ağladım. Durumu söyledim, her şeyi anlattım. Sana dedi, senin dedi iznin olmadan sana elimi sürmem. Ama dedi, her çarşamba saat 12'de bu meydana gel, senin paranı vereceğim. Gezmek istersen gezelim, yemek yemek istersen yemek yiyelim. Canım ne istiyorsa onu yapalım. Ama senin iznin olmadan sana dokunmayacağım dedi. O gün bana hiç unutmuyorum, 100 lira para vermişti. O parayla ne yapıyorsun? O parayla çocuklarımın üstüne başını aldım. Oğlum, büyük oğlum hep ışıklı ayakkabı isterdi. Ona ışıklı ayakkabı aldım. Yiyecek aldım, içecek aldım. Ve onun içeceğini aldım. Alkolünü aldım. Sigarasını aldım. Peki o seni, sana yaptırmak istediği şeyi, yani fuhuşu yaptığını mı düşünüyor? Tabii, aynen. O bir süre devam etti. Sonra eşim şey dedi. Köyde de şüpheleniyor. Her hafta gidiyorsun, pazarı görüp geliyorsun. Ben köye, yani soranlara, Fatma'nın annesi hastalanmış, onun ziyaretine gidiyor dedim. Ama bu iş böyle olmaz, Samsun'a taşınacağız dedim. Bir burada durdum çünkü bu kişi senin hayatını kurtaran, belki senin bedenine bu kadar senin onayın olmadan dokunulmuşken senin bedenine dokunmayacağım diyen,
Ve belki de gerçekten de seni şiddetten kurtarın. Buradaki mesele sadece para değil. Bu kişi başka bir dünyaya götürdü seni. Gözyaşlarından görüyorum, beden dilinden görüyorum. Sesini titreten bu kişinin hayatında başka bir önemi var belli ki. En son yazdığım mesajlara bakarım bazen. Görmemek için de belki de silmişimdir bilmiyorum ama. En son mesajında... Sen güçlü bir kadınsın. Herkesi utandıracaksın. Başaracaksın. İstediğin yere geleceksin. Herkes utanacak senden. Yaşadıklarını anlatacaksın. Ama çok güçlü bir kadın olacaksın. Seni çok seviyorum aşkım. Silmediysem duruyordur mesaj çünkü görmeye tahammül edemiyorum. Bu kişi hayatına girip eşinin fuhuş yaparak eve getirmeni istediği parayı sana vererek seni şiddetten ve aslında bedensel olarak da ruhsal olarak da bir istismardan koruyor. Yeri geldi koruyamadı. Yani bazen buluştuğumuzda onun yanına giderken de yüzüm gözüm mosmor giderdim. Yani yine dayak yerdim. O da dayanamazdı, daha fazla para verirdi. Çocuklarım acı çektiriyor bana. Bir de o acı çektiriyor. Şiddetten koruyamadığı da oldu. Onun seni korumasının ya da verdiği paranın. Ama belli bir süre anladığım kadarıyla her hafta buluşup sana o parayı vermeye ve seni dinlemeye devam etti. Samsun'a taşındığımızda eşim her gün çıkacaksın dedi. Her gün çıkamazdım. Nereye gidebilirdim? Kimsem yoktu. Dolanır gelirdim belirli bir gün. O kişiyle buluşurduk. Yemeğe götürürdü beni. Pikniğe giderdik mesela. Balık tutmaya giderdik. Hep aynı yere giderdik. Sürekli balık tutmaya gittiğimiz yere adımızı kazımıştık. Çakı bıçağıyla. Ya şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten seviyonda yaşadım. Onun gibi hiç kimse sevemez. Hiçbir erkek sevemez. Onun gibi de hiç kimse bakamaz. Dokunamaz da. Ve hayatım boyunca da hiç kimse sevmesin. Ben istemiyorum. Bir gün eşim olacak adam dedi ki sen dedi yapmıyorsun. Yapıyorum dedim. Yapmıyorsun dedi. Yapıyorum dedim. Yok dedi, bana kanıtlayacaksın bu akşam dedi. Nasıl olacak o dedim. Sen görürsün. Bekle, akşam geleceğim ben dedi. Akşam geldi. Kapıyı bir açtım, yanında bir adam. Öyle bir adam getirdi. Dedim bu kim? 50 lirasını aldım dedi. Ben meyhaneye gidiyorum. Bu adam işini görüp meyhaneye yanıma gelecek. Ona göre dedi. Ve çıktı gitti. Adam içeride beni bekliyor. Yerde çocuklar yatıyor. İçeri girdim. Bana böyle yapıyor. Nereye? Odaya. Geliyorum dedim. Mutfağa gittim. Gökhan Bey. Fakirin evi işte. Böyle bir sehpa vardı demirden. Oturdum şöyle sandalyeye. O da karşıda. Ortaya koydum. Bu gece dedim, bu evden bir mahkum, bir ölü çıkacak. Ben her ikisine razıyım. Sen hangisine razı? Yalnız sana bir şans veriyorum. Çıkıp gidersen sağ gidersin. Kabul etmezsen dayak yiyip gidersin. Ben dedi paramı peşin aldım. Karşılığını alırım dedi. O zaman dedim, demek ki dedim, ben mahkum olacağım, sen cenaze olacaksın. Ne diyorsun falan dedi, böyle kalktı. Ayağa kalktım. Nasıl dövüyorum biliyor musunuz? Böyle içimde şeyi atıyorum böyle, yani içimdeki o birikmiş şeyi döve döve atıyorum. Sırtımı vura vura attım onu. Sokağa kadar götürdüm, attım onu. Eve geldim. Şimdi başladık korkmaya. Şimdi o adam gidecek meyhaneye. Diyecek ki senin karın değil.
O korku, o ağlama derken ben uyuyakalmışım. Uykuda farz edin şöyle, şimdi evde uyuyorsunuz ve yumruklarla uyandığınızı düşünün. Ben hayatımda uykumda yumruklarla uyanmayı onu da gördüm. Vuruyor, durmadan yumruk vuruyor. Sen diyor bu işi yapmamışsın, birine aşıkmışsın. Adam geldi meyhaneden benden parasını istedi. Karşılığını vermedin, adam diyor parasını istedi. Parası ne, ben içtim, adam orada sorun çıkardı, adamı dövdüm. Bir de adamı sen dövmüşsün. Ne kadar, o kadar çok bağırmak istiyorsun ki sesin çıkmıyor. Burada karanlık tarafları olan bir insan örneği var. Eşine şiddet uyguluyor. Eşini başka erkeklerle birlikte olmaya zorluyor. Eşinin ruhsal ve bedensel olarak canını yakıyor. Aslında her açıdan baktığımızda bu bir suç. Fatma bütün bunları yaşamış. Fatma bütün bunlara o dönem elinden ne gelirse direnmeye çalışmış. Ama Fatma bugün bu koltuğa oturduğunda, eşinin onu fuhuşa zorladığı dönemde hayata yeniden sarılmak için ne kadar uğraştığını ve ne kadar büyük acılar çektiğini anlatıyor bize. O sırada ben sana dedi bu işi yapacaksın demedim mi? Dedim. Çocuğun bir tanesini aldı. Aldı, tut, dayadı. O sırada bir tane vurdum ona. Vurunca sendeledi. Gökhan Bey çok çaresizsiniz ya. Hakikaten çok çaresizsiniz. Aradan 3-4 gün geçti. Bana dedi ki çocukları yurda vereceksin dedi. Bu çocuklar yurda verilecek. Sonra dedi bu işi dedi benim dedi himayem altında yapacaksın. Korumam ben olacağım dedi. Koruman ben olacağım dedi. İyi ama ben çocuklarıma koru vermem dedim. Çünkü benim kardeşlerim yetiştirme yurduna gitmişti. Annemin çektiği acılar hep gözümün önüne geldi. Vermem dedim. Annemin hep yaşadıkları gözümün önüne gelince. Tabii kaçınılmaz son dayak. Fatma kaç yaşındaydı çocuklar yetiştirme yurduna verdiğinde? 1,5, 2,5, 3,5. Vermem dedin. Dedim ama çok dayak yedim. Sosyal hizmetlere gittim. Oturdum anlattım. Dedim ki bak durum böyle böyle. Eşim benim fuhuşa zorluyor. Çocuklarımı yurda vermek istiyor. Çocuklarımı yurda vermek istemiyorum. Ne olur bana yardım edin. Yurtta zaten yer yok. Evlatlık vermek zorundasınız. Ne güzeldi yani. İyi bir teşvik bu. Çok güzel destek oldunuz. Sağ olun dedim. Ben çocuklarıma evlatlık veremem dedim. Siz bilirsiniz dedi. Döndüm eve geldim. Dedim ki böyle böyle. Çocukları yurda almıyorlarmış, yer yokmuş. O zaman vereceğiz evlatlık dedi. Ben evlatlık nasıl vereyim dedim. Çocuklara evlatlık verirsem hiç göremem. Şu sırtımdan dayak eksik olmadı, dayak. Yüzümden yumruk, sırtımdan dayak eksik olmadı. Kabul ettik. Kabul ettikten sonra 3 tane oğlumuzu aldık. O kadar keyifliydi ki. Yani o keyfi bile gözümün önünden gitmiyor, o keyfi. Gittik, mahkemeye çıktık, kimlikleri teslim ettik. Çocuklar 15 gün içerisinde alınacaktı. Tam mahkemeden çıktık, savcı bana sen kal kızım dedi. Siz çıkın kapıyı kapatın dedi. Sana 6 ay mühlet dedi. 6 ay süren var dedi. Bu adamı bırak. Kendine iş bul, çocuklarını al. 6 ay süre veriyorum. 6 ay içerisinde çocuklarını geri alabilirsin dedi. Verirsin, dilekçen alırsın dedi. Ben de az çok bir şeyler anladım ama dedi. Yapabileceğim bir şey yok şu anda dedi. Savcılıktan çıktım. Eve geldik. Şimdi ne düşünüyorum? Diyorum ki 15 günüm var. Çocuklarımla geçireceğim gün. Ben şimdi bu 15 günü bu çocuklarla beraber bununla birlikte yaşamak istemedim. O akşam yine bir dayak yedim. Dayak yediğim zaman çocuklarımı üçünü aldım kaçtım. O kişiyle buluştum. Aldı bizi. Götürdü annemle. Annemi de aldık. Geldik Samsun'a. Bugün ev bulun. 15 gün çocuklarıyla gün yaşasın. Yani ağlamadan, dayak yemeden, korkmadan çocuklarıyla bir gün yaşasın. Daha bir insanın seni seviyorum demesine gerek yok. Bana seni seviyorum demese de olur.
Seni seviyorum demenin yerine hayatının ortasına sevgiyi, şefkati koyması var aslında. O günün, o dönemin şartlarında o evden gitsem bile o çocuklarla yaşayabilecek ya da bir şekilde barınabilecek bir alanın yok anladığım kadarıyla. Yok. Peki o günü bana söylesen, o gün senin için nasıl bir gündü? O gün telefon çaldı Fatma. Çocukları teslim edin yarın. Tamam dedik. Annem Terme'ye gitmek zorundaydı. Anneme gitme dedim. Annemi çok seviyorum. Demek ki gitmek zorundaydı. Ertesi gün olduğunda 3 tane oğlumu aldım. Sosyal hizmetlere, yan komşunun arabasıyla gittik. Biri kucağımda, ikisi bu tarafta. Hani yüzlerine bakıyorum. 20 yıl sonra acaba hatırlar mıyım diye. Birinin kaşına bakıyorum, kaşında yara var. Birinin alnına bakıyorum, alnında yara var. Birinin dudağında yara var. Belki diyorum bir karşıma 20 yıl sonra, 10 yıl sonra çıkarsa bunları hatırlayabilirim. Çocukları alıyoruz dediler. Görevli geldi. Çocuklara dedim ki, oğlum dedim bak, ben dedim çok para kazanacağım. Siz bu gece başka yerde yatacaksınız. Ama anne siz oraya gittiğiniz zaman bir sürü çocuklar var sizin gibi. Toplar var, şekerler var, oyuncaklar var. Bak duşa gireceksiniz, güzel kıyafetler giyineceksiniz. İkna ettim. Çocuklar tam böyle 3 tane oğlan çocuğu gidiyor. O şeyden merdivenden aşağı inerken böyle nasıl söyleyeyim size, ağlayacak, böyle sarılacak bir omuz aradım. Yoktu, hakikaten yoktu yani. Keşke o gün, gene söylüyorum, annem olsaydı. Hiç tanımadığım bir kadını gördüm. Gittim onun boynuna sarıldım, ağladım. Kadın ne oluyor diyor. Kadın diyor, sosyal hizmetlerdeki kadın diyor ki çocuklarına evlatlık verdi bir daha görmemesi. O sırada kadına sarılıp ağlarken anne diye bir ses, büyük olan tam büyük olanı arabaya bindirirken kaçmış. Anne, 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 hani gelecektin ya anne. Ben sensiz gitmem anne. O merdivenleri yakalarken o gözyaşlarımı nasıl sildim, nasıl gülümsedim. İnan hatırlamıyorum ya, hakikaten hatırlamıyorum. Çocuklarımın verildiği güne yaşadım resmen. O acıyı yani tarif etmek çok zor yani. 3 tane oğlunuz elinizden alınıyor ve koparılıyor. Nefesinin tükendiği gün, umudunun bittiği gün, yaşamak istemediğin gün. Gözyaşlarımı silip gülmeye başladım. Sarıldım hemen. Kaptım onu. Küçük kardeşler aşağıda. Görevli arkadan geliyor. Dedim ne olurdur bırak. Ben getireceğim onu. Yarım saat sürmedi yani 10 dakika 15 dakika oğlumla konuştum. Oğlum dedim git dedim bak. Geleceğim yarın söz veriyorum dedim. Ne olursun dedim bizim için bu çok önemli. Kendi elimle arabaya bindirdim. Arka koltuğa koydum onları. Üçünüz bana bakın dedim. El sallayın ben de size el sallayacağım dedim. Yani o araba giderken o kadar çok istedim ki o kadar çok hızlı gitsin diye. Hızlı gitmedi. İnanın nasıl söyleyeyim size. Onlar hani gözümün önünde kaybolana kadar bir direğe tutuyorum böyle. Hani kaybolduklarını bırakacağım kendimi. O kadar güçlüyüm ki. Yani yıkılacağım ama yıkılamıyorum ya. Hani ağlayacağım, ağlayamıyorum. Gülmek zorundasın, gülemiyorsun.
Ayşen? Arabayla köşeyi dönünce ben yığıldım. Ben valinin kapısına gidip, valinin önünü kesip çocuklarımı bana geri verin. Bir iki ayım kaldı. O sırada benim valiliği beklediğimi gören emniyetler, güvenlikler, biri gelmişti yanıma. Ne yapıyorsun burada dedi. Valiyi bekliyorum dedim. Ne yapacaksın sen vali dedi. Benim dedim çocuklarım evlatlık gitti. İki ay sürem kaldı dedim. Sen gel bakalım bir yukarı dedi. Beni valiliğe çıkarttılar. Orada derdimi anlattım. Konuştum derken bir sinir krizi geçirdim orada. Ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımı başkaları alacak, başkaları bakacak. Buna dayanamam derken bir sinir krizi geçirdim. O sinir krizini geçirdikten sonra gözümü yine hastanede açtım. Sonra annem, yani o dönemlerde en büyük desteğim annemdi Gökhan Bey. Annemin desteği çok vardı. Çünkü annemsiz yapamazdım. Annem ve o kişi, ben ona sadece sen diyorum Gökhan Bey. Hayatımdaki kişiye. O dönem hayatında sığınak olan kişiden de bahsediyoruz aynen, aslında. Aynen, o vardı. Gözümü açtım da onu ve annemi gördüm. Peki Fatma, aslında o dönemde yaşadığın sinir krizleriyle de beraber psikiyatri kliniğine yatıyorsun. Ne yaşıyorsun o dönemde? Sende ne var? Çocukları verdiğim o ilk gün var ya, çocukların gittiği ilk, evet, gün. Hani yığılıp kalmıştım. Evet. Orada kendimi zorla toparlayarak, hani düd olmuş attığına bindiğimi ve evde indim. Annemin de gelme zamanlarıydı. Kapıya yaklaştım. Hani o kapıya, hani o içeri girmek istemedim. Açmak istemediğim için de yan komşu vardı. Kapısına vurdum. Dedim bana bir şeyler olmaya başladı dedim. Kapıyı açamıyorum dedim. Ne oldu kızım dedi. Yaşlı bir teyze ve geliniydi galiba. İyi hissetmiyorum kendimi dedim. O sırada annem geldi. Hissettiğim şey Gökhan Bey, şuradan nefes alamıyorsun. Hani can çekişiyorsun gibi. Çırpınıyorsun. Beni kurtarın der gibi ve elim, parmaklarım, ayaklarım böyle kilitlendiğini hissettim. Orada kaldım yani. O sırada işte ambulans arıyorlar. Ambulans polis olmayınca gelmeyiz. Sinir krizi geçirenlere polis eşlik etmek zorundaymış. Polis de geliyor, ambulans da geliyor. İşte kollardan, bacaklardan kelepçeye vurmuşlar. Hatta beş başımı sarmışlar sedyeye. O şekilde götürmüşler ama götürmeden önce ben de ekipler, polisler ve ambulanstaki hemşire çok savaş vermiş evde. Büyük bir kriz, sinir krizi geçirmişim ve annem beni öldü sanmış. Annem beni öldü zannetmiş. Bir anda kendinden geçince o büyük bir korku yaşıyor annem o gün orada. Sonra ilk gözümü orada açtım. Hastaneye, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları hastanesinde ilk gözümü öyle açtım. Gelen gözümü açtığımda annem vardı. Hastane sürecim boyunca şöyle söyleyeyim. 9 gün kaldım. Aslında daha fazla yatacaktım. Sadece sen dedi ki ben seni dedi 9 günden fazla yatırmam dedi. Orada yaşadıklarım Gökhan Bey, sürekli sinir krizi, elektrik yani şok veriyorlar. Bu 9 günü nasıl söyleyeyim size, aklı olmayan, fikri olmayan biri olarak geçirdim orada. Aslında orada sana bir tedavi uygulanıyor. O dönemin tedavi şartlarında bir, evet, tedavi uygulanıyor. Bir tanı olarak ne söylüyorlar sana orada? Anksiyete bozukluğu, kendine zarar verme, karşısındaki insana zarar verme gibisine bir tanı konuldu. Anksiyete dediğimiz şey aslında kaygı. Yani kaygı bozukluğu dediğimiz şey de aslında bazen hayatla ilgili olarak sıkışmış duygularımızın yerine ortaya çıkan yerde durur. Yani artık o kadar fazla duygumuz sıkışmış ve sıkıştırılmış bir haldedir ki hayatla ilgili, gelecekle ilgili sadece gerginlikle, kötü senaryolarla hayatın içerisinde gerçekten de rahat nefes almamızı durduracak şekilde bir umutsuzluk da eşlik eder bazen buna Fatma. Diğer taraftan hastaneden çıktıktan sonra eşinin yanına mı döndün? Dönmedim. Hastaneden çıktıktan sonra eve döndüm. Demiştim ya, çocuklarımı 15 gün geçirebileceğim bir, evet, ev tuttuk, evet, orada. Eve döndüğümde yatırdı annem beni. Uzun süre annem baktı bana. Kalkamadığım dönemler de oldu o yataktan.
Çünkü bacaklarım morarmıştı, psikolojik olarak hiç kalkamazdım. Şey dediğimi hatırlıyorum anneme. Ayağa kalktığım günü görürsem, görürseniz bana adak kesin. Çünkü ben yaşayacağımı zannetmiyorum. Bir gün annem çıka geldi. Yine böyle yarı aygın, yarı baygın yatıyorum. Kızım dedi, vurmuşlar dedi. Eşini? Evet, eşini dedi, vurmuşlar dedi. İyi dedim. Yani o ilaçların hani etkisiyle hani parmaklarımı oynatacak halim yok. O şekilde yaşıyorum. Tabii sonra işte kalktım, yemek falan yedim. Annem beni doğrulttu. Kendi elleriyle yemek yedi, yedirdi. Dedi kızım sen hani öldüğünü söyledim sana dedi. Anne ne yapabilirim dedim. Yani onun ölümü dedim belki dedim hayatım için kurtuluş dedim. Ama dedim, çocuklarım için dedim hani hiç iyi olmadı dedim. Kızım dedi deme öyle dedi annemle beraber ağladık yani. Biraz kendimi toparlamaya çalıştım ben. Çünkü annem ve sadece sen çok destek oldu bana. 6 ay süresi geçmişti çünkü. Yapamadım. Bir çocukları yurda gidip bir soralım dediler. Gittik. İki kardeşi bir aile almıştı. Ama bir tanesi yurtta kalmıştı. Büyük oğlum kalmıştı yurtta. Görmek istedim oğlumu. Göstermediler. Aldım kaçtım. O anda onu anlatamam size. Yani o çocuk şöyle hani sarılırken komple içime sokayım kaybolsun. Aradıklarında yok. Dünyayı arasında bulmadı çünkü içimde. Hani o içime almak istedim ama onu alamıyorsun tabii ki. Ağlıyorum, sarılıyorum. Çok da özlemişim. Ben ona şey derdim hep. Karameçem. Esmerdi. O yüzden kardeşimi hep oğlum gibi sevdim. Aldık geldik eve, telefonum çalıyor. Beni artık bütün karakollar tanıyordu. Sen gene ne yaramazlık yaptın dedi bana. Hiç unutmuyorum o başkomisere. Geldim, kızım dedi niye yaptın bunu? O dedi artık senin bir çocuğun değil. Ben dedi, kendi çocuğumu aldım kaçırdım dedim. Devlet ne yapacak dedim, bilincinde değilim ki ben bunun. Onu dedi geri teslim et. Edemem dedim. Yani onu geri teslim ettiğim zaman dedim. Ben yapamam daha kötü olurum dedim. Devletin çocuğu dedi. Devlet sahip çıkıyor artık dedi. O yüzden dedi bunu teslim etmek zorundasın. Yattım, kokladım, gezdim. Ama hani bir yoksulluktan bahsettik ya. O yoksulluk içinde bir şeyi gördüm. İstediğini alamamak, öyle acı çekmektense en azından gözüm görmesin dedim. Bir hafta sonra götürecektim ya, 3-4 gün sonra falan götürdüm. Onu dedim, sen git ben geleceğim. Bana şey dedi, sen gideceksin bu sefer gelmeyeceksin anne. Yok söz dedim, geleceğim dedim. O gün onu çok zor ikna ettim. Aldı götürdü komiser. Sonra ben gene hastalandım. Gene sinir krizleri geçirdim. Fatma hayatının en zorlu dönemlerinden bir tanesinde çocuklarını yurda veriyor ve aynı zamanda evlat edinileceklerini öğreniyor. O dönem Fatma için aslında hayatta değildim diye anlattığı bir dönem olarak geçiyor. Sinir krizleri, hastaneye yatış dönemleri, duygularını hissetmemeye çalıştığı zamanlarla birlikte yıllarca çocuklarına ulaşmaya çalışıyor. Aslında Fatma bir yoksunluk yaşıyor. Çocuklar da diğer tarafta bir yoksunluk yaşıyor. Hatta Fatma evlat edinilmemiş olan büyük oğluna da o dönemde ulaşıp onu kaçırmaya kalkışıyor. Burada bizim yargımız olamaz. O çocuklar ne yaşadıklarını bilirler, bir anne ne yaşadığını bilir. Biz sadece suçlamadan, hak vermeden, olduğu gibi onun hikayesini dinleyip onun duygularını anlamaya çalışabiliriz. Yurdun müdürü vardı, dedi ki sana dedi, her hafta dedi, çocuğu göstereceğim, gel gör. O dedi yasağını kaldırıyorum. En azından ben çocuk gidene kadar haftada bir gün, iki gün gelir görürsün. Çok mutlu oldum öyle deyince. Her hafta onu görmeye gidiyorum.
ben, annem, işte kız kardeşim, kardeşlerim ve sadece sen. Onu görmeye gidiyoruz. Bir gün ayağım gitmek istemiyor. Yani her hafta giden kadın bu hafta gitmek istemiyor. En son gittiğimde benden şey istemişti. Anne bana bir denk gelirken fındık, salatalık, şeftali getirir misin demişti. Tamam getireceğim söz demiştim ona. Bir dahaki hafta geldi, onun istediklerini aldım. Yurda gittik, dedim müdürüm, dedim görebilir miyim oğlumu? Sen az bir, seninle bir görüşelim mi dedi. Ofise çıkalım dedi. Yok dedim, şunları bir dedim çocuğa vereyim, ondan sonra görürsek yok dedi. Veremezsin dedi. Niye dedim? Oğlum evlattık gitti dedi. Çok kötü oldum ya. Yani o hani evlattık gitti dediği zaman tamam onu da kaybettim dedim. Elimdeki poşeti kaldırıp attım. Yani o duygular çok başka. O çocukların o ilk gördüğü, yani en son gördüğüm yüzlerini hatırlamak, onları yaşamak, o ayrılışı, o günü hatırlamak, bir daha hiç görmemek suretiyle o çocukların gidişini görmek, anlatmak gerçekten çok zor. Sözün tükendiği ve bittiği yer. Gene yıkıldım. Yani yine haplar, yine hastane, yine sinir krizleri. Uzun süre bu şekilde gitti Gökhan Bey. Diğer taraftan çocuklar başka ailelerin yanlarında artık. Peki kaç yıl boyunca hiç görmedin çocukları? 2002 ile 2003 arası seneleriydi yanlış hatırlamıyorsam. 2014'te buldum. Ama hep bir umut var. Belki 10 yıl sonra, belki 15 yıl sonra, belki 30 yıl sonra bir karşıma çıkar umudu var. O hiç bitmiyor. Onun gerçek olmayacağını bildiğiniz halde bile hiç gitmiyor o his sizin içinizden. Fatma peki hani bu çocuklar artık 13, 14, 15 yaşlarındalar ve sen onların nerede olduğunu buldun. Her iki aileyi de buldun mu üç çocuğun için? Kız kardeşim bir akşam beni aradı. Akrabalarında oturuyorum. Hani çay içiyoruz. Sohbet ediyoruz. Yani ondan önce kız kardeşim şey demişti. Doğum günde sana sürpriz yapacağım abla demişti. Beni aradı. Abla dedi sana resim göndereceğim dedi. Bakalım tanıyacak mısın dedi. Bana üç tane resim attı. Birinin dudağında yara vardı. Birinin kaşında, birinin alnında. O gece hani şunu demek bile istemedim. Hani doğru mu değil mi? Yani nasıl diyeyim? Bunlar onlar mı? Demek istedim. Hani, belki doğru değil cevabını alırım diye onu da diyemedim. Abla dedi, çocukların çocukların dedi. Bunlar senin çocukların. Çocukların dedi, bize ne kadar yakınmış dedi. Çocuklar yurtta dedi. Bir tanesi Ankara'da. O akşam gene erkek kardeşim aradım. Dedim ki yarın sabah erken Ankara'ya gidiyoruz. Büyük oğlanı görmeye. Sabah otobüse bindik. Ama bir yandan da oğlumla konuşuyorum. Geliyorum, az kaldı. O da Ankara'nın Beyip Pazarı'nda oturuyor. Diyor ki anne diyor, otobüs diyor Ankara'ya bir saatte gelir diyor. Oğluma diyorum ki oğlum diyorum, taksi tut gel diyorum, otobüsle uğraşma ne olur diyorum. Yani ne kadar gelirsen o kadar erken görürüm. Tamam dedi, taksi tuttu geldi. Ben hani terminalin dışında oturuyorum ama ayağa kalkamıyorum yani. Bakıyorum hani o taksilerden biri inecek diye. Bir taksi durdu ama içinden bir oğlan indi. Dedim bu çocuk benim mi? Hani şöyle bakıyorsun çocuğa bu şekilde. Boksör. Spor yapıyor. O kocaman dev gibi bir çocuk çıktı karşıma. Yani ben onu da anladım ama tabii gene beni ben anlayabiliyorum.
onun sarılabildiği kadar sarıldım. Kendi istediğim kadar sarılamadım. Onun istediği kadar sarıldım ki onu sıkmak istemedim. Onu hani bu ateşimle yakmak istemedim, anlamazdı çünkü. Onun sarıldığı kadar sarıldım. O bana yetti yani, onu dokunmak bile bana yetti. Terminale gittik, oturduk bir kafeye. Çay içtik, sohbet ettik, yemek yedik. Biz Samsun'a gideceğiz ama. Dedim seni nasıl bırakacağım ben, söyle be oğlum dedim. Anne dedi ben de geleceğim dedi. Kardeşlerimi göreceğim dedi. Nasıl geleceğim dedim. Bir tarafta ailen. Yok dedi, ben söylerim. Ara konuş ama sakın ailenle kötü olma. Aradı dedi ki anne dedi. Annemi buldum dedi. Kızdı. Çok kızdı. Yani o sinirle çok sözler söyledi kadın. Ona da anne diyor tabii. Aynen. Dedim o ne söylerse söylesin haklı. O kadın haklı. Ben de seni evlatlık alsam, sen beni arasan, ben annemi buldum. Gideceğim desen, ben dedim yani kıyameti koparırdım. Karşı geldi. Ben dedi gideceğim dedi. Müsaade et ya da etme. 2-3 gün dedi kardeşlerimi göreceğim geleceğim dedi. Kapattı. Öyle yapması beni hiç mutlu etmedi. Beni mutlu eden yanı Samsun'a gitmek ve 3 oğlumla birlikte olabilmek. O gün öğlen otobüsüyle Samsun'a geldik. Gökhan Bey. Otogara inince işte herkes servis bekler ya, ben servisi bekler miyim? Taksiye bindim dedim, ne kadar sürebiliyorsan sür. Ben bugün git yani dedim. Takside giderken şey dedi, anne dedi ben hiç deniz görmedim dedi. Beni denize götürür müsün dedi. Büyük oğlum. Evet. Hı hı. Ankara'da deniz olmadığı için söz oğlum dedim. Bu akşam dedim hep birlikte dedim denizi izleyeceğiz. Ama önce kardeşlerinin yanına. Tamam anne dedi. Gittik yurda. Yurdun kapısına geldim. Şimdi isimlerini söylüyorum. İsmini soy ismini söylüyorum. Kimse tanımıyor. Bir tek büyük oğlumun adı değişmiş. Değişmemiş. Diğer ikisinin değişmiş. Görevli diyor ki öyle biri yok. Dedim bunların adı ne acaba? Dedi anne böyle böyle. Abisine yazmış mesajda. Hemen adlarını verdik. He o çocuklar mı? Ha tamam şimdi çağırıyoruz dedi güvenlik. Bekliyoruz, oturuyoruz. Karşıdan beri merdivenden aşağı iki tane genç delikanlı indi. Onların gelişi, bizim sarılışımız. Yani o gece bayağı bir koptuk. İkisiyle görüşmüyorum. İki tane torunum var. Bir tane de gelinim var. İlk torun beni. Ben büyüttüm sayılır. Benim elimde büyüdü. Bana çok düşkündü torun. Şey derdi. Baba de. Baba de derdi bana. Peşimden hiç ayrılmazdı. Epey bir savaş verdim çocuklarımla ilgili. Dediğim gibi çocuklar için ailemle yeri geldi kavga ettim. Hani ailenle evlat arasında kalmak da çok zor bir şey. Belki tam olarak paylaşılmamış, belki yüzleşilmemiş. İşin içinde öfkelerin, utançların, korkuların, belki ayrı yaşanmış mutlulukların, üzüntülerin olduğu bir yer hissediyorum orada. Zaten insanı acıtan nesne olmaz ki. İnsanı acıtan yaşadığı his olur. Seni de öyle bir yerden acıtmışlar. Belli ki onlar da öyle bir yerlerden acımıştır. O yüzden de bugün hemen hadi bakalım bir konuşalım gibi değil bu. Ama anne oğul bağının ömür boyu devam eden hem vicdani hem omuz omuza hem yan yana uzak kalsak bile
telafi ediciliği, iyileştiriciliği bir yerlerde vardır elbette. Yok. Hayatın bu dönemi için belki sende yok. Ama hayat var, ölüm var, hastalık var, dönüşüm var. Bir hayata bakalım. Hızlıca bir şey yapmamıza gerek yok. Ömrüm boyunca görmek istemem yok hocam. Bak çok samimi söylüyorum. Bana ister kızsınlar, ister kızmasınlar ama ömrüm boyunca iki oğlumu görmek istemem. Ben vasiyet ettim. Ben herkese vasiyet ettim. Vasiyetimi de tasdiklettireceğim. Bak tasdikle öldüğüm zaman, öldüğüm zaman o vasiyetim okunacak. Benim cenazeme iki oğlum bir kardeşim gelemez. Bu üç kişi cenazeme sokulmayacak. Şu anda karşıma çıksalar, çıksın istemem. Görmek istemem. Yani karşıma çıkmasınlar. Çünkü bazı şeyler var. Anlatılmıyor, susuluyor, konuşulmuyor. Yani o anlatıldığı zaman hayatınızda buradan çıkıp gittiğiniz zaman herkes rahat evinde, yatağında yatsında rahat yatarken ben yatamayacağım. Ben onlarla kalacağım. O yüzden... Unutmayacağım. Güçsüzlüklerinden aldığın gücü unutmayacağım. Paylaş benim ekibine, başta size, Eda Hanım'a ve burada bulunan herkese. Arkada, yukarıda bulunan herkese. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Neden? Samimiyetiniz, İçtenliğiniz, hepinizin öyle. Ben sanki sizi kendi evimde ağırlıyormuşum gibi hissettim. İyi ki yan yanayız, yan yanalığımız da bitmesin. Gülümsemenin de gözyaşında, seni sen yapan hiçbir şeyi bu evde unutmayacağımızı bil. Biz konuklarımızı anlıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Güvendiğin için, bize anlatmak istediğin için, bizimle olduğun için... vedayı uzatırsak hepimiz çok zorlanacağız. Aynen. Tekrar gelebileceğin bir ev olduğunu bilerek gidelim, tamam mı? Tamam. Gel bakalım. Sen biraz da maskeleri düşürdün bu evde. Hani maskelileri seçtin ama biraz toplumsal olarak da aslında bizim maskelerimizi düşürdün. Seni ve senin yaşadıklarını yaşayan, yalnızlığı yaşayan insanlara yapılanların da maskesi düştü. İstediğin yerde dursun, evinde, hayatında. Hayatında, ömür boyu. Sen de kalsın. Ben de kalacak. Fotoğrafın da sende. Evet, çocukluğu da tut. Çocukluğu elinde tut çünkü onu çizerken nasıl gülümsediğini ve şu anda da nasıl gülümsediğini görüyorum. Görüşürüz Fatma, yolun çok açık olsun. İyi bak kendine. Teşekkürler. Görüşürüz.